Size de olur mu bilmem. Bazen en oynak türküde, bazen de bir kanun, ut, klarnet taksiminde efkar basar birden. Hepsinin ortak bir noktası vardır. O içimizi titreten, bazen coşturan, bazen söyleten, hatta bazen susturan makamlardır bizi bu hallere sokan. Bunu hissedenlerin bir ortak noktası daha vardır. Bu vatanın kültürel bereketinden nasibini almıştır hepsi. Makamlar. Örneğin Hüzzam makamında dalar giderim hep. İçimi alıp götürür bilinmez bir yere. Bir de Hicaz'da böyle olurum. Aşıklar makamı Uşak'ta bir efkar basar beni. Ve ayrılık kokusu gelir burnuma nedensiz. Tarif edemem. Nihavend'de bir nefes alır ve yüzümdeki hüzünlü gülümsemenin nedenini ararım bazen aynanın karşısında. Rast'ta tarif edemediğim bir coşku patlaması olur kanımda, vücudumda. Hele yanımda bir de dostum varsa gereksiz bir kabadayılık yapar dilim, bedenim, kalemim. Acema Şiran. Acema Şiran ruhumu ehlileştirmiştir hep. Buselik'te Naifliğin kitabını okumuş gibi hissederim. Kürdili Cazkar'da sebepsiz bir hüzün çöker içime. Bunlar benim hissettiklerim elbette. Açıklayamazsınız. Nedeni, niçini yoktur. Ve belki de en mutlu anınızda kuşatır sizi bir efkar. Ya da en mutsuz anınızda içinizdeki kederi söküp atar bir dost eşliğinde. Size de olur mu bilmem. Olur elbette. Eğer gözünüzü bu coğrafyada açtıysanız hayata, kulağınıza bir ezan sesi çalınmışsa Rast'tan, Hicaz'dan, Sabah'dan, size de olur elbet. Mustafa Kemal'in hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Sözlerinde olduğu gibi. Aslında hayatın bir musiki, musikin de bir hayat olduğunu anlayabilirsiniz. Makamlar. Makamlar üzüntünün de, mutluluktan gelen hüznün de, aşkın da, ayrılığın da, geleneklerin de, özlemin de, hasretin de, sevincin de, mutluluğun da, kısaca hayatın tam karşılığıdır bence. İşte bu makamları içimize kazıyan bestekarların ve güftekarların hiç eskimeyen şarkıları var dilimizde. Hatta müptelası olmayanlar bile bir şarkının ucundan kıyısından bilir sözünü, müziğini mutlaka. İşte o şarkılardan bazılarını mucizenamelerde toplamak ve aslında mesleki hayatlarında bu sanatı icra etmeyenlerin gönlünden, dilinden, penceresinden sunmak istedik. Mucizenamelere hoş geldiniz.
Şehrin gürültüsünde en yorgun günümüzü bile sessiz geçiremeyiz. Motor humurtuları, telefon zilleri, araba kornaları, elektrikli aletlerin vızıltıları arasında kirli bir gürültü yaşayıp gideriz, farkına bile varmadan. Şairlerin şehrinde sessiz bir an hayal edin. Böyle bir sessizlikte şehir insanı ürker. Gürültüye alışmış şehirli aniden kendi iç sesini duymaktan korkar. Ne de olsa içinde ne olduğunu bilmediğimiz kutuları açmaya korkarız. Fakat şehrin temposundan ve gürültüden sonra içimizi titreten bir ses gelir uzaktan. Şehrin gerçek sahibinden. Kentin yüzlerce yıllık tarihi ve bugünü neyde kanunda tamburda ses verir inceden. Aslında Türk sanat müziği tam da şehrin müziğidir. At üstünden inip evlere saraylara geçişimizin bir ürünü. Şimdilerde gürültü üreten şehirler eskiden name sesleriyle uyur uyanırmış. 500'ü aşkın makam fakirhanelerden saraylara, çadır tiyatralarından bayram yerlerine kadar her yerde duyulur ve önemsenirmiş. Geçmiş günlerde koşmak yerine anlamak, bilmek yerine sezmekle geçiyormuş zaman. Centilmen ve kibar beyler zarif hanımlara aşklarını Alaturka'nın şen nameleriyle anlatıyorlar. Ayrılanlar hüzünlü taksimlerde teselli buluyorlarmış. Oysa bugün şehir deyince gürültüyü ve koşturmayı anlıyoruz. Kendimize ve sevdiklerimize ayıracak zamanımız yok. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi düşünmek için durmak lazımdır. Yoksa farkına varamayız yıldızlı semaların. Durup bir an düşünsek hayatımızı hızlı bir maraton gibi yaşadığımızı anlarız. Saraylardan çıkma nameler ise şehrin bize ait seslerini anımsatıyor. Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Nevzi Atlığı gibi birbirinden değerli üstadlar şehrin müziğini bugüne kadar taşıyorlar. O mucize nameleri bugün sizlerin kulaklarına taşıyacak iki konuğum var. Umut Akgürek ve Şafak Sezer. Mucize nameler başlıyor.